Selamün aleyküm arkadaşlar. Orhan Bacı'ya hoş gelip sefalar getirdiniz. Görmüş olduğunuz gibi huzurlarınıza kurtçuklu, güzel, gül desenli veya gül görünümlü güzel bir aksesuar olarak çalışma ile geldi. Modelimize geçmeden önce arkadaşlar, kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Oğlum çıkar mısın? Zil butonuna da dokunursanız yapmış olduğum tüm videolardan haberdar olursunuz. Kusurumuza bakmayın arkadaşlar, bakın bana aşırı derecede düşkün. Ben nerede, kendisi orada. Yani odada bir başka odaya götürüp kitlemem mümkün değil. Avaz avaz bağırıyor. O bağırdıkça benim de vicdanım el vermiyor. Dediğim gibi bana aşırı derecede düşkün olduğu için ara sıra çekimlerimde karavolumu görürsünüz. Görürseniz de şimdiden kusurumuza bakmayın. Bu arada silikon tabancamızı da gördünüz. Çünkü çiçeklerimi ben kimisini diktim, kimisini ise silikon yardımı ile yapıştırdım. Silikon ile yapıştırmamın sebebi arkadaşlar, Instagram'da bana bayanlar soruyor. Ören Bacı veya ismimi bilen arkadaşlarsa ya Tülay Hanım, biz yapıyoruz bu çiçeklerden, fakat işte hani dikerken ister istemez çiçek yerinden oynuyor, bir şeyler oluyor, kayıyor vesaire, düzgün olmuyor. Ne yapmamız lazım dediler, yazmışlar. Ben de bakın bir tane çiçek yaptım ve dikmedim arkadaşlar. Silikon yardımı ile yapıştırdım. Gerçekten silikon bu tür yün işlerinde özellikle yapışma gücü daha yüksek arkadaşlar. O yüzden hani şöyle ters çevirip çiçeğimizin arka kısmından iğne yardımıyla bir oradan bir buradan derken dikimi oluyor aslında. Ama sorun yaşayan arkadaşlarımız için ben kolaylık adına silikon ile yapıştırdım. Gayet de sapasağlam oldu arkadaşlar. Ki gerçekten silikon yün işlerinde çok güzel, hani tutma gücü var arkadaşlar. Evet. Modelimize ya Allah ya Bismillah diyerek başlıyoruz. 28 tane zincir çekeceğim arkadaşlar. Bu arada tığım demir tığı idi arkadaşlar. Fakat demir tığı hani sürekli tuta tuta şu kısma yuva yapıyordu. O da zamanla nasırlaşıyordu. Ve o yüzden elime hem kınayı çok sevdiğim için vuruyorum, hem de elimdeki şu nasırlar için iyi gelir diye bazen iki şişle de çalışma yaptığımda sol parmağımda nasır oluşuyor ve sağ parmağımda da nasır oluşuyor, zaten belli görüyorsunuzdur. O yüzden ben de tığıma böyle kullanmadığım sap ilave ettim. Tığımı sapın içerisine geçirmeden önce arkadaşlar 4-5 damla silikon damlattırdım ve ondan sonra tığımı bu sapın içerisine geçirdim. Bakın gayet de sağlam oldu. Öyle süslü püslü tığlar benim pek hoşuma gitmiyor arkadaşlar. Bir ara çok yaptırdım, birkaç defa yani, işte Ören Bacı altına vesaire, Tülay işte tığın numarası falan, fakat çiçekler dökülüyordu, ben de gıcık aldım. İşin gerçeği yani, açık konuşmam gerekiyorsa en güzeli, en doğalı bu arkadaşlar. Tabii yine tercih meselesi. Evet, 28 tane zincir çekelim. Tığım 2.175 arkadaşlar. 2 defa dolayıp kilit yaptım. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Bu şekilde 28 tane zincir çekeceğim.
20. Bakın 28 tane zincir çektim. İpimi tığımın üzerine aldım. Hemen dipteki zincirimi saymıyorum. 1, 2, 3. zincirin arasına batıyorum ve bir tane trabzan yaptım. Bir zincir çektim. Arada bir boşluk bırakıp ikinci zincir arasına batıp bir trabzan yapıyorum. Bir zincir çektim. Tekrar aynı yuvaya batıp bu şekilde V'li oluştu. Bir zincir çekiyorum. Arada bir boşluk bırakıp ikinci yuvaya batıyorum. Bir zincir, bir trabzan ve bir zincir. İpimi tığımın üzerine aldım. Bir boşluk bıraktım. İkinci zincir arasına batıyorum. Bir trabzan, bir zincir. Tekrar aynı yuvaya bir trabzan. Tekrar bir zincir çektim. Bir boşluk bıraktım. İkinci zincir arasına batıyorum. Bir trabzan yaptım. Bir zincir çektim. Tekrar aynı yuvaya bir trabzan yaptım. Bir zincir çektim. Tekrar bir boşluk bırakıp ikinci boşluğa batıyorum. Pardon, zincir arasına bir zincir çektim. Tekrar aynı yuvaya battım. Bakın bu şekilde V görünümlü modelimiz oluştu arkadaşlar. İlk yapmış olduğumla birlikte 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu şekilde arkadaşlar 12 tane V'lerimiz olacak. Sıra sonuna kadar örüp gelelim. Evet arkadaşlar, sıra sonuna kadar geldik. Sayalım hep birlikte. İlk yapmış olduğumuzu da sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 tane V'lerimiz oluştu. Bir zincir çektim, geri döndüm. İpimi tığımın üzerine aldım. Önümdeki hemen 2 V'nin arasına batıyorum ve bir trabzan yaptım. Köşedeki zincirle birlikte 2 tane oldu. Onu da sayıyorum. 3, 4, 5. Bu selamlaşmamız arkadaşlar oğlumla. Bakın, hiç yine zincir çekmeden aynı yere değil, hemen bir zincir çekmiştik ya bir alt sıramızdaki V'leri yaparken arkadaşlar, o zincirlerin arasına batıyoruz. Boşluğa yani. Tekrar ipimi tığımın üzerine aldım. Diğer V yuvaya geçiyorum. Buraya da 5 tane 5'li trabzan yapıyorum. 3, 4, 5. Tekrar bakın. Boşluğa batıyorum. Bir tane sık iğne yaptım. İpimi tığımın üzerine aldım. Tekrar diğer yuvaya geçtim. Buraya da 5 tane trabzan yapıyorum. 3, 4 ve 5. Boşluğa batıyorum. Bir tane sık iğne. İpimi tığımın üzerine alıp diğer V yuvaya geçiyorum. Ve buraya da 5 tane 5'li trabzan yapıyorum. Trabzanlara biraz hızlı geçiyorum arkadaşlar. Çünkü bildiğimiz trabzan. Hepimiz biliyoruz. 5. Boşluğa battım. İpimi tığımın üzerine aldım. Hemen diğer V yuvaya geçiyorum. 2, 3, 4 ve 5. Boşluğa batıyorum. Bir tane sık iğne yaptım. İpimi tığımın üzerine aldım. Diğer V yuvaya geçiyorum ve oraya da 5'li trabzan yapıyorum. 4 ve 5. Boşluğa battım. Bir tane sık iğne yaptım ve ipimi tığımın üzerine alıp diğer V yuvasına geçiyorum.
Ve buraya da yine beşli trabzan yapıyorum. Bu sıramız bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Ta ki sıra sonuna kadar. Yani son V'lerimize kadar arkadaşlar. Kaç tane V'miz vardı? 12 tane. Yani 12 tane çiçek yapmış olacağız. Bu şekilde. Evet. Ben bu son V'mi de yapıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, son V'mize geliyoruz. Orayı da göstermek istedim. Boşluğa battım. Bir sık iğne yaptım. İpimi tığımın üzerine alıp bakın son V'mize, yani ilk başlama noktamız 2 3 4 ve 5. Bir zincir çektim. Yine aynı yere batıp bir tane sık iğne yaptım. Bir zincir çektim. Hemen ipimi kesiyorum. İpimi kesmeden önce arkadaşlar, eğer ki dikmek istiyorsanız, ben dikerim diyorsanız, ipi biraz çiçeğimizi dikme kadar göz kararı ile kesin. Ben dikemem, işte elimden kayar, elim titrer derseniz silikonla birazdan yapıştıracağız. Nasıl yapıştıracağımızı hep birlikte göreceğiz inşallah. Evet, çiçeğimizi tamamladık arkadaşlar. Çiçeğimizin bakın ön yüzündeyiz. Bu da arka yüzü. Ön yüzü bize bakacak şekilde hemen birinci çiçeğimin şu şekilde kıvırdım. Biraz silikon damlatıp arkadaşlar, bu arada silikonum da bitmek üzere. Var da onu ben bir takıp geleyim arkadaşlar. Her zaman hani tıkır tıkır çalışan silikon arkadaşlar aksilik olacak ya, tutanaklık yaptı. Evet, bakın çiçeğimiz bize doğru dönük arkadaşlar. İlk yapmış olduğum çiçeğimi şu şekilde büktüm. Birazcık silikon, pardon, damlatmak istiyorum. Çok belli belirsiz arkadaşlar. İyice şöyle bastırdım. Yavaş yavaş, çok sıkmadan arkadaşlar, şu şekilde döndürüyorum. Bu arada elimde silikon var. Evet. Biraz döndürdükçe arkadaşlar, bakın silikonumuzu şu şekilde yaparsak görünmez. Biraz böyle döndürdükten sonra arkadaşlar hemen bakın şu uçtan, şu diplerden, şu orta kısım veya uçlardan değil, diplerden yaparsak arkadaşlar çiçeğimiz gayet muntazam olup ve silikonlarımız da görülmez. Evet. Yavaş yavaş, narin bir şekilde, çok da sıkmayalım arkadaşlar. Çok da sıkarsak olmaz. Normal. Bakın yavaş yavaş çiçek moduna giriyor. Evet. Tekrar bakın arkadaşlar, silikonla yapıştıracak olan arkadaşlar için bakın çiçeklerimizin, yapmış olduğumuz trabzanların diplerine gelecek şekilde silikonumu yapıyorum. Oğlum dur. Kara. Çık anneciğim. Eyvah, çiçek gitti arkadaşlar. Karam, çıkar mısın? Hadi oğlum. Onun normalde oyun saati arkadaşlar. Karam, hayır.
Hadi oğlum çık. Hadi anneciğim. Sen akıllısın, tamam. Şu uç kısmına da çok hafif arkadaşlar. Dikkat edin elinizi de yakmayın. Biraz bekletiyorum. Evet. Bakın çiçek modunu girdi çiçeğimiz. İpimi de keseceğim arkadaşlar. Kalem. Çık anneciğim. Evet. Karam öteki çiçeğimi düşürmüştü arkadaşlar. Bunlar oyun zannediyor. Oyun yapıyor. Evet, bakın. Gayet hoş ve güzel oldu. Şimdi kurtçuklarımızı yapacağız arkadaşlar. Kurtçuklarımıza da geçmeden önce hemen oğlum çıkar mısın? Hadi kalam. Hadi anneciğim. Hadi aşkım. Hadi kuzum. Evet. Şimdi sıra kurtçuklarımıza geldi arkadaşlar. İsterseniz 20 zincir de çekebilirsiniz. İsterseniz 30 da çekebilirsiniz. Tabii 30 zincir olursa biraz daha büyük olur şu sap bölümleri. 20 de çekerseniz hani 1, 2, 3, 4 yukarıda da var 5. Beşli olur. Sanırım 20 zincire 3 tane mi geliyor? Denemiştim ama unuttum arkadaşlar. Ben ideal olarak hani ne büyük ne de ufak normal bir şekilde bakın biraz daha yakından görelim. Böyle istedim saplarını. 1, 2, 3, 4, 5. Böyle tam ideal arkadaşlar. Bu arada kına biraz özledim. Yakında yine kına vuracağım. Hoşuma gidiyor. Evet. Şimdi Allah'ım. İpimi aldım tığımın ucuna ve kilit yaptım arkadaşlar. Evet, kilit yaptık arkadaşlar. 25 tane zincir çekeceğim. Kilit yapmış olduğum dahil 2 yani onu da sayıyorum 3 4 5 6 7 8 9 10 20 25 ipimi tığımın üzerine aldım. Bakın hemen dipteki zinciri saymıyorum. İkinci 1, 2, 3. Üçüncü zincirimin arasına battım. 1, 2, 3 ve 4. 4 tane trabzan yaptım. Köşedeki trabzanla birlikte 5 tane arkadaşlar. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5. Evet. İpimi tığımın üzerine aldım. Hemen yanındaki zincire batıyorum. Buraya 3 tane trabzan yapıyorum. Sizler ikişer ikişer de doldurabilirsiniz. Şimdi göstereceğim arkadaşlar. Şu kıvrım yeri. Bakın. Şu kıvrım yeri daha sık olmasını istiyorsanız 4'er 5'er tane de doldurun. Yapabilirsiniz ama ben 3 tane dolum yaptım. Dediğim gibi tercih meselesi. Evet, 3 tane trabzandan sonra hemen yandaki zincire yani yandaki yuvaya da batıyorum. Oraya da 3 tane yuva pardon, 3 tane trabzan yapıyorum. Hiç atlama yok arkadaşlar. Atlama yok aralarda.
ve aralarda zincir de yok. Evet. Kendiliğinden zaten yavaş yavaş kırılıp kıvrılmaya başlayacak. Bir, iki, üç. Tekrar. Bir, iki ve üç. Bakın arkadaşlar, ipimi tığımın üzerine aldım. Hemen ayna dibe değil, hemen onun yanındaki yuvaya geçiyorum. Hiç zincir çekmeden ve yuva atlamadan. 3. Hemen yanındaki zincire batıyorum. 1. 2. 3. Hemen yanındaki zincire batıyorum. 1. 2 ve 3. Hemen yandaki zincire, yani yandaki yuvaya batıyorum. Oraya da 3 tane trabzan. Hemen atlamadan yandaki zincire de batıyorum. Oraya da 3'lü trabzan. Hemen yandaki yuvaya da batıyorum. 3'lü trabzan. Hemen yandaki yuvaya da batıyorum. 3'lü trabzan. Evet. Bakın. Yavaş yavaş arkadaşlar. Bu şekilde oluşuyor. Sıra sonuna kadar bitirelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, sıra sonuna geldim. Bir zincir çektim ve ipimi normal bir şekilde kestim. Tabii ki sizler dikmek için ipinizi biraz dikme paya bırakarak kesebilirsiniz. Ben silikonla yapıştıracağım için bu şekilde gönderdim. Bakın. Şu ucu saymıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Ucu da sayarsak 6. Evet arkadaşlar, bakın. Diğerini de aldım. Hemen bu şekilde yapıştıracağım arkadaşlar. Önce bir silikonumu elime alayım. Evet. Az bir şey. Yani tutacak kadar. Hemen şu şekilde yapıştırdım. Anında elinize akıveriyor arkadaşlar. Hiç anlamıyorsunuz bile. O yüzden dikkat edin, elinizi yakmayın. Evet, bakın. Şimdi iplerimi şöyle şu şekilde bağlayıp kaybedip geleceğim efendim. Evet arkadaşlar, ipimi de şu şekilde arka kısmında silikonumuz neyse ki çabuk çıkıyor. Evet. Böyle dönderdiğimizde zaten kurçumuz tamamdır. Ve çiçeğimi elime aldım arkadaşlar. Bu şekilde yine yapıştıracağım. İsterseniz arka kısmından da yapıştırabilirsiniz. Hiç fark etmez. Evet, bu taraftan yapıştıralım bakalım ipimi. Kestim. Bir saniye arkadaşlar. Evet, buraya da az bir şey silikon damlatacağım. Maksat hani rahatlıkla tutsun diye. Evet, çiçeğimi elime aldım. Hemen tutturuyorum. Elhamdülillah.
çok yaşa diyenler duyar gibi oldum. Çok yaşa diyenlere hep birlikte inşallah diyorum. Evet. Bakın. Gayet çok hoş, çok da güzel oldu arkadaşlar. Eğer ki şu ara kısmına böyle dursun istemiyorum diyorsanız, bakın onun da bir kolayı var. Pardon. Hemen şu çiçeğimin arka kısmından oraya da artık silikonumu kapatayım. Oraya da yapıştırmak istedim. Bakın gayet tam net durdu. Evet arkadaşlar, bugünlük benden bu kadar. Beni izlediğiniz için sabırla teşekkür ediyorum efendim. Bir başka güzel çalışmalarda buluşmak üzere efendim. Şen kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun diyorum. Çiçeklerimi de elime alayım şöyle. Gayet güzel oldular değil mi arkadaşlar? Renkler de benim çok hoşuma gitti. Yakında bu çiçeklerimizi patiklerimizin üzerinde değerlendireceğiz efendim. Tabii patiklerin üzerinde de ayrı bir hoş görüntü olmuş olacak. Yakında inşallah huzurlarınıza geleceğiz. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Kendinize dikkat edin. Kendinize iyi davranın.